Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yanımda Bahar var. Biliyorsunuz Bahar bizim site tarafında daha çok etkindi. Fakat artık içerik tarafında da bizimle birlikte olacak. O yüzden böyle bir kısa bir tanışma videosu çekelim istedik. Değil mi Bahar? Evet. Doğru diyorsun Osman. Bahar'ın en büyük özelliği aslında Japonca bilmesi. Aynen. Japonca bilmesinin yanı sıra Japonya'ya da gitmiş. Evet. 4 ay kaldım Japonya'da. 4 ay kaldın Japonya'da. Evet. Tek başına. Evet, tek başıma. Yani ilk yurt dışı seyahatimi Japonya'ya yaptım. Bir de ilk yurt dışı seyahatin. Evet. Japonya'ya tek başına gidiyorsun. 4 ay boyunca orada kalıyorsun. Evet, yani ben 2 kere gittim Japonya'ya. İlk gittiğimde 3 ay kaldım. Sonra bir daha gittim. O sefer tapınağa gittim falan. Toplamda 4 ay. Tapınağa gittim derken? Ben bir Japon tapınağında kaldım. Çok merak ediyorum. Tapınakta edeyim. Kaldım. Tapınak dediğim böyle cami gibi bir şey yani, değil mi? Yani öyle düşünmemek gerekiyor. Her kültürün yani cami dediğim hani ibadethane yani ne ki? Orada otel odası gibi bizim tapınaklar. Yine bizim yani camiler gibidir herhalde. Kendi kuralları var. Kendi sistemi var. Ne gibi mesela? Mesela orada Budistlerin yaşadığı şekilde yaşaman gerekiyor. Örneğin biz sabah 3'te uyanıyorduk. 3'ten sabah 6'ya kadar meditasyon yapıyorduk. 3 saat yapıyor hiç kalkmadan. Sen? Tabii yapıyorduk aynen. Nasıl bir şey yapıyordun? Şöyle oturup. O muydu meditasyon? Hangisiydi? Yani oturuyorsun, bir şey düşünmeye şöyle çalışıyorsun. Bağdaş kurup oturma mı? Evet, bağdaş kurup oturuyorduk işte rahiplerle. Peki bağdaş kuramıyorsan? Ben mesela kuramam. Problem değil yani. Zaten altına bir tane yastık veriyorlar daha rahat oturman için. Çünkü 3 saat o şekilde oturuyorsun. Yani. Peki otururken uyudun diyelim. Yani uyandırırlar yüksek ihtimal. Çünkü 3 saat oturduğun için bir yarım saatte bir kalkıp tavaf etmen gerekiyor olduğun nereyi yere. Nereyi tavaf ediyorsun? Meditasyon odasını dönüyorsunuz hep beraber. Buda'nın heykeli var. Selam veriyorsun falan. Tekrar oturuyorsun. Selamla. Nasıl çok selam Türk veriyorsun? Gibi düşünüyorsun o sonra. Öyle düşünme. Ben gitmedim Japonya'ya şimdi. Yani Japonya'ya gitmiş olsak. Yani ben çok merak ediyordum. Acaba Budist rahipler nasıl yaşıyor? Nasıl bir hayat sürüyorlar diye. Bu Budist rahip Alman'dı. Ben iletişim kurdum. O da mı Japonya'ya gitmiş? Evet. O da 18 yaşında annesini kaybetmiş. Sonra Budizm'e ilgi duymaya başlamış falan. Japonya'ya gitmiş okumaya ve orada kalmış. Budist olmuş sonra falan. İyi işte, sen orada kalmamışsın en azından. Bana kal falan dederdi. İki kadındık çünkü tapınakta. Hani Japonca bilen birine ihtiyaçları vardı. Japonca bilen birine ihtiyaçları vardı. Bir tane derken. Kadın Japondu ama yaşlıydı. Ben de Japonca onlar biliyordum. Japonca yani. Bilmiyorlar mı? Biliyorlar ama tapınağa gelen turistler genelde bilmiyor. O yüzden Japonca bilen tapınakta yaşayan kişiler onlar için çok değerli. Kalmamı istediler o yüzden. Ama şey yapamadım. Az kalsın Budist mi olacaktın? O yola doğru gidiyoruz. Çok enteresan aslında. Ya. Japonya'ya sen ne için gitmiştin peki? Ben hani dil geliştirmeye gittim. Sadece? Yok, benim Japoncanı geliştirmek evet, için. Evet, yabancı dillere meram var. Japonca öğrendim 20 yaşında falan. Sonra Japonya'ya gittim geliştirmeye. Bu arada Bahar Tokyo'da gazetelere de çıkmış arkadaşlar. Yani orada böyle ufak bir meşhur olma şey. Nasıl çıktın gazetelere ya? Kim keşfetti seni? Ben orada ilk bir Türk ailenin yanında kalıyordum. Türk adamdı, karısı Japondu. Karısının gazeteden tanıdıkları varmış. İşte niye Japonca öğreniyorum, niye oradayım, işte animeleri niye seviyorum falan diye benimle sohbet ettiler. Bir köşe röportajı yaptık. Sen gitmeden önce bayağı bağlantı kurmuşsun herhalde. Yani nerede kalacaksın? Herhalde yani gidip şu şekilde değil. Gideyim bir otelde kalırım. Yok hayır. Otelde takılırım şeyle gitmedin. Ya ben tamamen ülkeyi keşfetmek ve kültürü iyice yaşamak istedim. Hangi şehirlerine gittin? En başta Kamakura'ya gittim. Kamakura eskiden samurayların... Sanki şehirlerini biliyormuş gibi soruyorum. Bildiğim bir Tokyo var. Kamakura eskiden samurayların yaşadığı yer olarak biliniyor. Sonra Tokyo'ya geçtim. Sonra da en son tapınağa gittim. O farklı bir şehirdeydi ama şimdi adını tam hatırlamıyorum. Tapınak derken tapınak bir şehrin böyle şeyi gibi mi yani? Tapınak, atıyorum Tokyo'da tapınak yok muydu mesela? Var tabii ama benim kaldığım tapınak şöyleydi. Ben ilk Tokyo'ya gittim. Tokyo'dan aktarma yapıp başka şehre geçtim. Başka şehirden trenle 2 saat yolculuk yaptım. Sen iyi oralarda kaybolmadan gelmişsin buralara tekrar. Ya bende cesaret var. Bir de dil biliyorum ya. O yüzden yani Türkiye'de yaşıyoruz sonuçta. Türkiye'de hayatta kaldıysan Japonya'da her türlü bir şey olmaz. Peki ben şeyi soracağım ya. Tapınak mesela. Tapınak deyince benim aklıma şöyle bir şey geliyor arkadaşlar. Dağın tepesinde falan böyle kel adamlar var. Böyle turuncu bir şeyler giyiyorlar. O daha çok Çin tapınakları. He, Japonya farklı mı? Yani Japonya'dakiler evet, nasıl uzun saçlı falan mı? Yo hayır bizim rahip de keldi ama herkes normal giyiniyor yani Wi-Fi falan. Peki dağın tepesinde miydi? Tabii evet ben... Dağın tepesi neydi yani ciddi? Evet gerçekten dağın tepesindeydi. Ben ilk Tokyo'ya gittim. Tokyo'dan aktarma yaptım. Sonra trenle 2 saat daha aktarma yaptım. Bir gece otelde kaldım. Ertesi gün taksiyle bir yere geçtim ve 2 kilometre dağın tepesine yürüdüm. Sen vallahi iyi cesaret ya. Yani bana deseler ki Türkiye'de şurada bir tapınak var. Ben orayı bulamam. Sen git buradan Japonya'daki tapınağı bul. Yani bilmiyorum. Bir kere yaşıyoruz ve bir kaç, şeyi... Ne kadar dayandın peki tapınakta? Yani böyle... Bir hafta kadar dayanabildim. Benim hafta... amacım böyle 3 ay falan kalmaktı ama... 3 ay? Evet. Bir hafta dayanabildim. Peki orada bir sosyal aktivite var mıydı bari? Yani ne bileyim böyle
mesela biz televizyonda falan filmlerde oluyor ya, o kadar sıkıcı mı gerçekten böyle bütün gün meditasyon falan? Yok hayır, yani şöyle geçiyor işte 3'ten 6'ya kadar meditasyon, sonra kahvaltı hazırlanıyor. Bir de yemek yeme kuralları çok katı orada. Ya zaten hayvan ürünü asla kullanmıyorsun. Yani mesela vejetaryenler mi? Tabii, aha, veganlar yani. Mesela pirincin bitti diyelim, pirinci isterken bu elini alttan vermen lazım, rahibi beklemen lazım, selam vermen lazım. Çok kural var, aşırı kural var. Yani tabağında hiçbir şey bırakmaman gerekiyor. Hatta ben ilk yemeğimizde herkes yemeğini hızlı hızlı yedi. Benim tabağımdaki pirinçlerin hepsini bitirmemi bekliyorlardı. Hepsi bana bakıyor böyle. Üzerimde bir baskı var. Tek tek pirinçleri yiyorum falan. Çok fazla kural var. Biraz katı bir hayat. Ve tapınağın bütün işleriyle ilgilenmen gerekiyor. Temizlik olsun, ekme biçme, her şeyi kendimiz yapıyorduk. Pirinç tarlalarına falan gidiyorsun. Yani bir tek akşam müsaitsin. Onda da laptopunda takılabilirsin ya da sohbet edebilirsin yani. Sen böyle anlatırken ben hayal bile edemiyorum. Hani senin için... Yani öyle pirinç tarlasına gidiyor bahar falan. Belki böyle bir gün teknolojik ailesi olarak hep beraber Japonya'ya mı gideriz? Aynen. Yani ben gelmem ama Alperen'i falan veririz yanına kamera olarak. Deneyimlemek gerekiyor bence ya. Ya ne bileyim, şimdi deneyimlemek, bak Japonya'ya gitmek güzel. Ben de Japonya'yı çok merak ediyorum. Bir de Japonya'daki insanlar mesela asosyal falan diyorlar. Orada ben mesela belgeselde izlemiştim. Böyle insanların gece kaldığı internet kafeler falan, evet, var yani. Evet. Bildiğin oda yapmışlar küçücük böyle. Bir tane yatak sürüyor, bir tane belki masa şey, bilgisayar, orada kiralayıp orada kalıyorlar mesela. Evet ya, Japonlar çok hem ilerideler hem çok gerideler. Çok içlerine kapanıklar. Yani ada ülkesi olmalarından kaynaklanıyor. Hem de bazı konularda çok ilerideler. Yani içlerine kapanık oldukları. Peki deprem oluyor muydu orada bak şimdi? Deprem sürekli oluyor. Ben depreme alıştım orada yani. Uyanıyordum böyle. Aa deprem oluyor falan deyip geri yatıyorduk yani. Burada da diyebiliyor musun? Mesela dün burada deprem oldu. Dün de aa deprem oluyor falan. Burada deprem çantamı aldım. Peki orada aa deprem oluyor deyip uyuyup da burada en ufak bir şeyde çantanı almanın sebebi ne? Binalara mı güvenmiyorsun? Evet ya. Bizim yani Japonlar bunu, ya Japonlar her şeyi nizami yapıyorlar. Diyorlar ki yani bu bizim gerçeğimiz, deprem ülkesiyiz. O zaman bunu düzgün yapalım. Ama biz biraz eksiyiz bu konuda. Biraz. Azıcık. Biraz. Azıcık eksiğimiz var. İyi, onu da inşallah zamanla kapatırız diyelim. Evet. Peki artık videolarımızda sen de bizimle birlikte o güzel yüzünü göstereceksin. Söylemek istediğin bir şey var mı? Ya da şunu diyebilir misin? Artık şu videolarda ben daha aktif olacağım. Beni daha çok izleyeceksiniz. Evet. Beni daha çok sohbet videolarında. Sohbet. Evet. Böyle Japonya tarzı. Peki başka hangi ülkelere gittin? Ya Avrupa'ya gittim daha çok. Hollanda, Sırbistan, İtalya vesaire. Önümüzdeki günlerde o zaman. En güzel hangisiydi? Onu söyle o zaman son olarak. Böyle en böyle gidip de unutamadığın. Ya Hollanda'yı unutamıyorum ama ben Sırbistan'ı çok sevmiştim. Benim annem Makedonya göçmeni. Belki o yüzden kan çekti. Baban? Bilmiyorum. Babam Bulgaristan. Yani, annen Makedonya göçmeni, baban Bulgaristan göçmeni, geliyorlar Türkiye'de. Evet, ben de İstanbul'da doğdum. Şey yapıp doğru seni üretiyorlar diyelim yani, ne diyelim. Evet, öyle olmuş gerçekten. O yüzden Sırbistan'ı çok sevdim yani, çok temiz bir kere. Hani havası çok temiz. İstanbul'a indiğim gibi burnum tıkanıyor, nefes alamıyorum. Hava çok pis burada. Oradan İstanbul'a geri gelmez başım dönmeye başladı. Gerçekten Sırbistan'ın havası çok temiz, onu çok sevmiştim. Sen nerelere gittin aslında? Ya ben işte Türkiye'de Türkiye'de dolaştım ben daha çok. Benim de orada eksiğim var. Ben de Türkiye'yi gezmedim çok. Nerelerine gittin Türkiye'nin mesela? İzmir, Balıkesir. Yoldan geçerken Bursa'yı uğramıştık. O sayılıyor mu? Evet, bitti. O kadar. Harbiden Türkiye'yi gezmemişsin ama Japonya'da daha çok şehir gezmişsin. Evet ya. Evet, önümüzdeki günlerde Bahar'da yine sizlerle beraber olacak. Yine böyle Bahar'la çeşitli sohbet videoları da çekeceğiz. Beyza'yla da bir çekeceğiniz video var evet, sanırım. Evet, kesinlikle. Alperen'le de çekecek videolar var. Yani Bahar'ı bundan sonra ekranlarda daha sık göreceksiniz diyebiliriz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum o zaman sizlere. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.